Efendim ben İrfan Çalışkan, Söz Milletin programı başlıyor. Bu bölümde de yine vatandaşlarımıza kentten köylerine geri dönerler mi, bu soruyu soracağız. Yine birbirinden farklı ve güzel cevaplar alacağımıza inanıyorum. Hemen bu sorunun cevabına geçelim. Abi selamünaleyküm, memleket nere? Kahramanmaraş. Vallahi abi sizin? Kahramanmaraş. Aynı bizimkisi Kahramanmaraş. Vallahi 3 Kahramanmaraşlı'nın arasında bir Erzurumlu. Bilmiyorum nasıl olacak. Biz Ede'yiz, sen adaşsın. Ben de adaşım. Hiç fark etmiyor. Biz de Kürt'ü, Türk'ü, Dadacı, Çerkez'i biz bir bütünüz. Bir mozaiyiz. Ayrılmaz bir parçayız. İnsanlarımızı seviyoruz. Milletimizi de seviyoruz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Konumuz Söz Milletin programında bugün şu. Eğer bir imkan sağlanırsa kentten köye geri göç etmek ister misiniz? İsterim tabii. İsteriz tabii. Siz Kahramanmaraş'ta merkezde mi yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyorum da köyüm var, giderim yani, problem yok. Yani ne yapıyorsunuz köyde? Tarla tapan var mı? Ekip biçiyor musunuz? Öyle yerimiz var, ufak ama çok büyük değil yani. Çok imkan sağlanırsa daha büyük işler yaparız orada. Daha büyük şeyler yaparız diyorsunuz. Abi siz neler söylemek istersiniz? Vallahi ben de giderim. Bizde de var. Ne ekip biçiliyor? Şu anda sadece bir buğday var, az biraz. Nohut var. Onlar da yeterli yani. Onları da satmak için değil herhalde, kendiniz mi kullanıyorsunuz? Satabiliriz de. Satıyorsunuz da, güzel. Tabii. Şimdi özellikle olarak şunu merak ediyoruz ya, vatandaşlarımız artık kentten bir köye yani göç edip bir doğal yaşamı yaşayıp işte biraz da artık diyorlar ki sıla-i rahim de yapıp özümüze dönelim. Ne mesaj vermek istersiniz? Vallahi ben herkese olana tavsiye ederim. Bu yaşamak biraz her gün zorlaşıyor. Ama köyde olursan yarıya düşer. Onun için tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Abi siz de Maraşlıydınız? Evet, Kahramanmaraş. Merkezde mi yaşıyoruz? Merkezde yaşıyoruz. Var mı köy, tarla tapan? Köyümüz yok, tarla tapan yok ama bir yayla evi gibi bir şeyler almayı düşünüyoruz. Kafada öyle bir şeyler var. Tabii. Ya neden kentte göç ettiniz bir dönem? Yani köyde neden kalmak istemediniz? Bizim hiç köyümüz yoktu yani. Yoktu. Merkezde yetiştik ama bir özlem çekiyoruz yani, köy halkı için özlem çekiyoruz. Şu anda köylüler geliyor şehre. Yani şehirliler de köylere göç etmeye başladı yani. Kahramanmaraş'ta herkesin bir yurdu İş var. İş tersine döndü değil mi? Tabii. Kahramanmaraş'ta herkesin bir yurdu var yani. Yani artık şehirdekiler yani köy özlemi çekiyor. Köydekiler de şehir özlemi çekiyor ne varsa. Bir şey var mı abi? Ne gibi? Yani şehirde bir şey var mı? Abi biz bu zamana kadar yaşadık. Benim yaşım 54 olmuş. Biz bir şey göremedik. Şehirde değil mi? Ama evet. Köyde? Aynen işte, biz deneyeceğiz de yer arıyoruz yani. Abi köyde ne gördünüz? Bak abim diyor ki şehirde yaşadım diyor 50 sene bir şey görmedim diyor. Ama köyde de yaşamadım, bilmiyorum diyor. Sizin de köyünüz var. Köyde olup şehirde olmayan ya da şehirde olup köyde olmayan ne var? Köydeki yaşantı daha rahat. Daha kolay. Nasıl yani? Ya şehirde nasıl söyleyeyim, geçimini sağlamak zor. Hele şimdi daha da zorlaşıyor. Onun için ben şahsen gitmeyi düşünüyorum yani. Abi siz bir iki cümleniz vardı, en başta da söylediniz. Evet. Bir alalım o cümleyi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Kardeşim dedi ki şehirde bir şey görmedim dedi. Şehirde var Allah'a şükür. Şu anda Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin. Ebe ecdadına rahmet olsun. Her şeyimiz var. Eskiden biz mesela, benim babam 1974'te vefat etti. Hastanede senet aldılar benden, hastaneden bırakmadılar. Şimdi elimi kolumu sallayarak gideyim, ameliyatım olayım, ilacımı alayım, kirecimi alayım, doktorlar bakayım. Bankamatiklere gideyim, aybaşı geldim, kartımı soyayım, parayı alayım. Eskiden böyle bir şey yoktu. Mesleğim de şoför. Eskiden Kahramanmaraş'tan çıkardım İstanbul'a giderken, Toros'ta da bir kamyon 1 saat 2 saat gittim olurdu. Şimdi düple yollar yapılmış, otobanlar yapılmış. Allah'a şükür gidip geliyor. Bir sorun yok, bir problem yok. Çok memnunum. Allah yokluğunu vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin. Var mı kendisine bir mesajınız? Var. Allah'ım ona uzun ömürler versin. Allah ömrümüzden az ömrüne versin Erdoğan'ı. Başka bir şey demiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Memleket nere abi? Trabzon. Nerede yaşıyoruz? Kocaeli. Trabzon'dan Kocaeli'ne mi göçtük?
göçmedik, meslek icabı, görev icabı geldik, oraya yerleşmek zorunda kaldık. Trabzon'da köy var mı? Bu arada şampiyonluğunuz da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah nice şampiyonluklar göstersin. Amin inşallah hepimize. Dediğim gibi Trabzonspor bu sene 38 yıl şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Biz de mutluyuz. Takımları da tavsiye ederiz inşallah. Ben Galatasaraylıyım. Trabzon'umuz bizim gözbebeğimiz. Her takımımız bizim gözbebeğimiz. Akıllı bir vatanseverin diyeceği laf şudur. Ne olursa hangi takım kazanırsa kazansın şampiyonluğu hayırlı olsun demek lazım. Kavga dövüş gürültü yapıyorlar. Aynen, böyle bir şey gerek var mı ya? Yok, bizim için bütün takımlar değerlidir. Kim olursa olsun. Ben Trabzonluyum, Trabzonspor'u tutuyorum ama bir fanatik bir insan değilim. Yani bugün Galatasaray dedim ki bir başka takımla maç yapsın. Avrupa'da özellikle yurt dışında maç yapsın, Fenerbahçe yapsın, Beşiktaş yapsın. Bunları her zaman desteklerim. Tabii ki. Benim için önemli olan milli, demin dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti içindeki takımlar bizim için değerlidir. Trabzon'da herkes birbirine yanlış anlatıyor. Yani sanki fanatikmiş gibi, sanki birbirine düşmanlık gibi, tam tersine. Biz birbirimizi kucaklamamız lazım. Kesinlikle. Biz birbirimizi kucaklamazsak zaten ne birliktelik olur, ne milli bir başarı olur, ne de dediğim gibi bu aynı zamanda milli takıma da yansıyan bir şey. Tabii birliktelik, ki. Beraberlik. Onun için herkesin aklı selim davranması gerekiyor. Ben herkese diyorum. Bütün Galatasaraylılar, bütün Beşiktaşlılar, bütün Fenerlilerde bizim kardeşimiz. Aynı şeyi de görüyoruz. Evet, biz bu sene şampiyon olduk. İnşallah bir dahaki sene başka takımlarda bunlar nasip olur. Teşekkür ederim. Konumuz şu. Köyden kente Türkiye yıllarca bir göç aldı biliyorsun. Evet. Şimdi konu tam tersine de dönüyor gibi. Size desenler ki... Şartlardan dolayı dönüyor. Şu anda bizim köyde 100 hane vardı. En son gittiğimde 15 hane falan kaldı, kalmamıştı. Şimdi bakıyorum herkes köye ev yapmaya başladı. Yeri göçlüğe başladı. Çünkü ekonomik şartlar zorlaştı. Köyde daha mı uygun hayat? Tabii köyde daha uygun. Ekim var, bahçem var. Orada gidip... En azından diyorsun ki kendimize yetiyor. Huzurum var ondan sonra. Şimdi şehirde olan insan... masrafları, ekonomik masraf olsun, ihtiyaçları daha sanki o tabiata, o şartlara uydurmak için biraz daha çok masraf ediyor. Ama köydeki insanın böyle bir sıkıntısı yok. Yaptığını en azından bahçesini yapıp, bahçesini yetiştirip toprağa ne ekiyorsa onu biçiyor. Ne ekiyor. Bunu ektiğin için de ekonomik olarak kendine daha çok çıkar sağlıyor. Teşke herkes, ben şahsım, ben emekli askerim aynı zamanda. Şu anda turizm işiyle uğraşıyorum. İmkanım olsa ilk dönmek istediğim yer köyüm. Yani dediğim gibi şartların gerektirdiği için buralarda çalışıyoruz, başka yerlere göç ediyoruz ama herkes mutlaka, ben ne diyorum, köyüne gitsin, sahip çıksın, toprağına sahip çıksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunlarından biri zaten köyden şehre göç edip o güzelim arazileri boş bırakıp tarımı öldürmek, ekonomiye çok büyük zarar verdi. Tüketici kesime geçtik. Üretici kesim olmadığımızdan dolayı köyü terk ettik, orayı buraya terk ettiğimizde. O kadar haklısın ki şeyi demek istiyorum, bak tüketici kesime geçtik dedin ya. Ne yazık ki tüketim toplumu olduk. Aynen öyle. Ya bak bir ismini zikretmiyorum. Bir market zincirinde yine bir ismini söylemeyeceğim. Lüks ama bir telefon. Yanlış yapıyorsun, söylemen lazım. Söylemeyeyim. Bir tepki göstermezsek o market zincirleri çoğalır. Demek istediğim şu. Market zincirlerinin markası değil. Demek istediğim şu. Bir telefon piyasaya sürdüler. O telefonun daha uygun fiyatlı vereceğini söyledi market. Atıyorum 20 bin lira telefon. İşte 18 bin liraya verecek. Daha bir saatte tükendi telefon. Şimdi, böyle bir tüketim anlayışı olabilir mi ya? Demin dedim ya, şimdi tüketim anlayışı olmaz ama şimdi şehirde yaşayan insan şehir şartlarına uymaya çalıştığından dolayı etraftaki yaşayan insanlar, toplumun birbirini tetiklemesi, onun var benim niye yok, onlar var bende niye yok diye. Evet. Hep bunlar bir aşağılık kompleksi. Aşağılık kompleksi, desinler meselesi ortaya çıktığından dolayı sizin demin dediğiniz. Dediğim gibi şimdi köyde çok gittiğimizde görüyoruz. Eski Nokia telefonlar vardı biliyor musunuz, böyle tuşlu. Evet bilirim. WhatsApp bile yoktur. Adam onu kullanıyor. O da işini görüyor. Ben de işimi görüyorum. Benim telefon, iki tane telefon var. Hepsi var. O benden daha karlı. Çünkü benim masrafım bunları kullandığım için en daha yüksek. İki katına çıkıyor. Evet, evet. Dolayısıyla dediğim gibi yani biz ilk olarak kendimiz tatmin olmamızı becermemiz lazım. Yani şu anda biz tatminsizlik, doyumsuz bir toplum haline geldik. Ne yazık ki çok haklısın abi. O hale geldiğimizden dolayı bunlar yaşanıyor. Hep daha ilerisi. Varlığa yetinmedik. Daha ne yapabiliriz? Üstünü nasıl yapabiliriz? İşte benim bir arabası var. Ben bunu değiştirmem, bunu almam lazım. İşte demin dediğiniz gibi telefon. Bir telefon var. İşini görüyor. Yok, önemli değil. Daha iyisini almak lazım. Bir sonraki modelini almak lazım. Şimdi hakikaten haklısın abi o konuda. Tüketim toplumu olmanın ötesinde bir de çılgınlaştık da yani. Evet. Sanki bitecek gibi böyle kapış kapış. Bir de ben şeye de kızıyorum. Yani şimdi 18 bin liraya ömrüm boyunca bir telefona para vermem. Ben vermem. Verene saygım sen var. Sen vermesin. Evli misin?
Ben evliyim, iki çocuğum var. Çocukların yarın bir gün verecek, merak etmeyiz. Yani vallahi bilmiyoruz. Biz babadan görmedik. Biz yaptırır mıyız onu da bilmiyoruz. Yaptıracaksın. Yani sen artık eskiden ben emekliyim, askerim. İşte memleketten gidince babamızın yanına. Baba işte ben Trabzon'a gezmeye gidip çoluk çocuk sahibi, meslek sahibiydik. Baba ben buraya gezmeye gidebilirim diyor sorardık. Şimdiki çocuklar öyle bir şey yok. Baba ben buradayım. Onu da bile şükür ediyoruz. Ha, çocuğun nerede olduğundan haberdar oluyoruz. Şimdi o da kalktı artık. Yani yarın bir gün bu nesil böyle gittiği sürece senin çocuğun, benim çocuğun, herkesin çocuğu aynı şekilde toplum yozlaşacak. Tüketimi doğru anlatmak lazım. Evet. Yani onun için kesinlikle benim olmaz yapmaz diye bir şey yok. Herkes mutlaka bunları yaşayacak yani. Elbette yaşarız. En azından doğru eğitim, doğru tüketim yöntemi, ihtiyaca binaen para harcama gibi konuları öğretirsek, öğretebilirsek en azından biz gerçi sizler bizim babamız yaşındasınız. Şimdi biz evlatlarımızı öğreteceğiz. Doğru öğretebilirsek belki o sizin dediğiniz şeyleri yaşamazlar diye ümit ediyorum. Abi çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Akit TV'de Söz Minnetim programına katıldınız. Hafta içi her gün 18.30'da yayınlanıyor program. İnşallah. Ağzınıza sağ olun. Ben yayınlanacak, seyredelim bari kendimizi. İnşallah. Sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Abi merhabalar. Merhaba. Memleket. Trabzon, Beşiktaş. Bir Trabzon'u daha geldi. Bir Trabzon'u daha geldi ve Trabzon Beşiktaş. Başarılarınız daim olsun Trabzonspor şampiyon. Teşekkür ediyorum. Biliyorsun Allah nice şampiyonluklara ulaştırsın. Her takım için geçerli. Ama biliyorsunuz bizim için bize her yer Trabzon. Yani şu anda biz Trabzon'dayız. Her ne kadar siz Ankara zannediyorsanız Trabzon'dayız biz. Teşekkür ederim. Bize göre Ankara. Şimdi kentten köye göç etme konusu gündemimiz, bugünkü konumuz bu. Konu başlığımız bu. Pek çok konu var Türkiye'de. Biz bugün bunu işlemeyi tercih ettik. Şimdi size deseler ki imkanları sağladık, her şey tamam, köye dönün denilse köyünüze döner misiniz? Evet. Neden? Şu anda neden? Köydeki yaşantı artık özellikle belli yaş grubu için daha uygun diye düşünüyorum. Ben 65 yaşındayım. 25, maşallah çok genç gözüküyorsun. 25, teşekkür ediyorum. 45 ben zannettim size. Teşekkür ediyorum. Şöyle, her şeyin bir emeklilik zamanı var, öyle diyelim. Ben kendim artık bir emeklilik hayatına girdim. 25 yıl kamudan sonra özel sektör ve özel sektörden sonra artık Trabzon. Fakat köyden kentten köye yerleşimde sıkıntılar var. İlginçtir, benim uzmanlık konum bu. Kırsal alan planlamasıyla ilgileniyorum ben. Mesleğim bu, harita mühendisiyim. Bu konu üzerine uzmanlık yapıyorum aşağı yukarı 40 yıldır, hatta danışmanlık da yaptım. Vallahi çok merak ettik tecrübelerinizi, tavsiyelerinizi ve ne yani en azından ne olması ne olmaması gerektiğini bir en azından bir eski haritacı değilsiniz. 40 yıldır emek veriyorsunuz. Yani merak ediyoruz efendim. Şimdi köyüme az önce kardeşimle de konuştunuz. Kardeşiniz. Kardeşimdi. Ben köyüme ev yapmak istedim. Bizim köyümüzde bir yerimiz var. 3 dönüm civarında. Ancak orada bir ev olduğu için ikinci bir evi yapma şansınız yok. Toprak Koruma Kanunu buna izin vermiyor. Fındıklık burası. Ama imar kanunu da diyor ki ben diyor fındıklığı bölerim. 750 metrekare yaparım, 500 metrekare yaparım, 6 tane parsel çıkarırım diyor. Ben bununla ilgili girişimde bulundum. İmardan geçiyorum, Toprak Koruma Kanunu'na takılıyorum. Bu mevzuatın Karadeniz bölgesi için uygun olmadığını zaman zaman sosyal medyada da paylaşıyorum. Hatta bu konuda hazırladığım şey de oldu, bir kitap çıktı oldu. Bunu da ilgili siyasilere ayrım yapmadan, iktidar muhalefet ayrım yapmadan vermiştim. Aşağı yukarı 10 yıldır ben mücadele ediyorum köy evi yapmak için ve yapamıyorum. Benim başka yerim de yok. İç Anadolu veya Güneydoğu Anadolu gibi değil Karadeniz bölgesinin yerleşimi. Herkesin parselinin üzerinde arazisi var. Ya rahmetli babam orada bir fındıklık işte tarla, onun üzerine bir ev yapmış. Biz orada yaşadık, büyüdük. Şimdi baba vefat edince bizim başka yerleşecek yerimiz yok. Anadolu'daki, İç Anadolu'daki veya Güneydoğu Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki konum yok. Yerleşim konumu yok. Mecburen oraya yapacağım. Kanun da diyor ki sen buraya ev yapamazsın diyor. Bir tane ev var üzerinde diyor. Böyle bir çarpıklık var. O evi yıkıp, mevcutu yıkıp büyütemiyor musunuz? Büyütürsün de bu kat olmaz. Bu, nasıl yani? Bu kat, köye kat yapamazsınız. Zaten biz apartman hayatından bıktık. Artık ayağımız toprağa değmeli. Diyorsunuz hem ki olarak, yere yakın olalım. Yere yakın olalım. Hem artık ayağımız toprağa değmeli. Dolayısıyla böyle dubleks bir ev veya tek katlı bir ev
yapma yolu seçelim dedik. Bununla ilgili de bir proje hazırladım. Bir taslak. Herkesin hazırlayabilecek, anlayabilecek olduğu yerde. Şeyi merak ettim. Yani aynı arazide iki ayrı ev mi olsun istiyorsunuz? İki de olmalı. Dört kişiysem ben dört de ev olmalı. Ha, diyorsunuz yani kanun ki... bana başka türlü müsaade etmiyor. İmar olsa köyde buna müsaade edecek. İmar yok. Dört kardeşiz bir ev var diyorsunuz. Dört kardeşiz bir ev var. Sonuçta az önce küçük kardeşimize bıraktık biz evi. Bir de paylaşım ben yaptım doğruyu söylemem gerekirse. Ona bıraktık evi. Yani benim yerleşik olduğum ev yok. Memleketime gidemiyorum. Yerleşemiyorum. Memlekete yerleşmenin kentten köye yerleşimin önü açılmalı. Özellikle Karadeniz'de bu çok zor. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da... Çok ince bir yere değindiniz. Ben de bu açıdan hiç düşünmemiştim olayı. Maalesef kanunların şeyi var. Şu anda geçenlerde bir Trabzon Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir çalışma yaptı. Bu imkan da benim elime geçti. Toprak koruma kanununu dikkate almayarak bir bölüm yolu sundu. Dedi ki arazilerin yola 20 metre cephesiyle metrekaresine bakamadan bölebilirsiniz. Ve bizim elimizde böyle fırsat geçti. Ben de arazi 3 parçaya böldüm. Mesleğimden dolayı 3 parçaya böldüm. Şu anda ben ev yapabilecek hale geldim. Kardeşimin kendi o mevcut ev duracak. Mevcut ev duracak. O da kardeşime kaldı zaten. Diğer iki tane kardeşe de müstakil parsel yarattım ve şu anda ev yapabilecek hale geldim. Fakat o zaman bizi çay içmeye davet edeceksiniz oraya. İnşallah. İnşallah yaparsak çay içmeye davet edeceğiz. Ama şimdi karşımıza hayat pahalılığı çıktı. Gerçekten buna inşaata giremiyoruz bu sefer. İnme şansımız sıfır gibi yani. Şimdi bir emekli bir mühendisim. İş yerim de var. Bütçe belli. İnşaata giremiyorsunuz. Yani hep hayatımıza sürekli böyle bir engel çıkıyor. Önce yasaları aşamadık, şimdi parayı aşamıyoruz, ekonomiyi aşamıyoruz. Köy konusu vatandaşımızın gönlünde bir uhde, bir yara neredeyse. Kime sorsak tabii ki dönmek istiyorum, tabii ki yaşamak istiyorum diyor. Şehre göre daha uygun, daha sakin yaşayabileceğini de ifade ediyor. Tabii bazı problemler var, bu problemleri de aşmak lazım. Bunun da altını çiziyor vatandaşlarımız. Kentten köye dönme konusu her zaman olumlu karşılandı. Şimdi de bu şekilde düşünüyor vatandaşlarımız. Söz Milletim programı, biz bugün bu bölümde bu konuyu vatandaşlarımıza sorduk. Çok birbirinden farklı cevaplar aldık. Değerli vatandaşlarımız önemli ve güzel yorumlarını bizle paylaştılar. Efendim başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.